Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Haziran ayı itibariyle arkadaşlar yeni iki karakterimiz geliyor. Bunlardan bir tanesi görünmez kadın Sue. Bir tanesi arkadaşlar Namor geliyor. Sue ile ilgili birçok video yaptım arkadaşlar. Yani özellikleri nedir ne olabilir diye vesaire. Hatta en sonunda kapım arkadaşlar bir tanıtım videosu da hazırlamıştı. İşte özel saldırılarında görünmez oluyor vesaire falan arkadaşlar Bu videomuzda daha çok arkadaşlar şurada gördüğümüz Namor hakkında bilgi vereceğim Namor kimdir özellikleri nedir arkadaşlar hikayesi nelerdir ee, Şöyle söyleyeyim Daha çok DC'den bildiğimiz Aquaman'ın arkadaşlar Marvel versiyonu yani Atlantis'in kralı Yarı insan Yarı mutant arkadaşlar yani bir mutant karakteri daha Büyük ihtimalle Oyuna Geliyor arkadaşlar peki Namor kimdir Hemen şöyle ufaktan bir bakalım Melez bir yapısı var arkadaşlar. Bu melez yapısı sayesinde yani e, annesi bir Atlantis'ti, babası da bir insan arkadaşlar. Bu arada Namor arkadaşlar bilinen e, Marvel evreninin bilinen en eski kahramanı. Aynı zamanda şöyle bir şey var yine Sentry tarzında. Nasıl Sentry hem iyi yapısı var hem kötü yapısı var. Yani i̇şte iyi yapısı Sentry, kötü yapısı Void arkadaşlar. Bu Namor da aynen bu şekilde iyi de oluyor, kötü de oluyor. Yani kafası bir milyon arkadaşlar. Neden milyon ona da birazdan bakacağız. Şöyle bir ufaktan bakalım. Hem suda yaşayabiliyor hem de suyun dışında arkadaşlar yaşayabilen bir karakter. Ama suyun dışında kaldıkça zaman geçtikçe hafızasını kaybediyor ve genelde kötü kimliği ortaya çıkıyor arkadaşlar. İşte bir mutasyonu var. Mutasyon nedeniyle ayak bileklerinde ufak kanatları var arkadaşlar. Bu kanatlar sayesinde uçabiliyor. Aynı zamanda süper insan kuvvetine sahip. Yani hakikaten aşırı güçlü, aşırı hızlı bir karakter. Yani şöyle söyleyeyim. Hulk gibi bir şey diyebilirim güç olarak arkadaşlar. Çok büyük ağırlıkları kaldırabiliyor. Ve yine aşırı derecede hızlı bir karakter. Tabii ki suyun içerisindeyken rakips arkadaşlar. Suyun içerisinde kimse buna kafa tutamıyor. Atlantislilerden çok çok daha güçlü. Çok çok daha kuvvetli bir karakter arkadaşlar. Namor. Başka ne varmış? Sudaki soğukluk ve basınç et, basınçtan etkilenmez. Gözlerinin yapısı arkadaşlar çok etkili. Karanlıkta bile görebiliyor. Yani bu bize bir nevi gerçek saldırı açabilme ihtimali atıyorum mesela bir skill açtı, attığı zaman tamamen saldırıyorum. Özel saldırı bir özel saldırı 2 veya L3 attığı zaman arkadaşlar belli bir süreliğine gerçek saldırı açabilir. Bunun dışında dediğim gibi sudan uzak kaldı sürece gücü hızla azalmaya başlıyor arkadaşlar. Hatta bütün bir hafta boyunca kalırsa tüm güçlerini kaybedebiliyor. Yani bunu nasıl etkileyebilirsiniz? İşte diyorum, bir özel saldırı attığında veya da geri çekip bekleme olduğunda yine suyla ilgili Mutlaka daha önce hiçbir de olmayan bir özellik gelecek kendisine. Yani su ile ilgili bir ekstrem özellik gelebilir arkadaşlar. O da büyük ihtimalle güçlerini aşırı derece güçlendirmiş olacak arkadaşlar. Peki neler var? Hulk'la sinerjisini bekliyorum. Çünkü Hulk'la beraber birlikte oluyor arkadaşlar. Ve Avengers'a karşı saldırıyor. Evet arkadaşlar biraz fantastik. Hulk şöyle bir şey oluyor. Hulk kendisini kaybediyor. Akıl sağlığını kaybediyor arkadaşlar. Ve Avengers'a karşı Kapışabilecek hale geliyor yani Şuradan da baktığımızda antrenmanların arkadaşlar köpek balıklarına karşı Kapışarak yapan bir karakter Namor Onun dışında fantastik 4 ile çok güzel bağları var ve suya ya, yani arkadaşlar şurada gördüğümüz Görünmez kadına aşık oluyor ve bunu bir türlü ee, kandırmaya çalışıyor ama kandıramıyor Bir ara denk geliyor böyle hani oldu olacak oluyor Ama bir türlü olmuyor bu yüzden ikisinin arasında Mutlaka bir sinerji bekliyorum Ayrıca arkadaşlar tüm Fantastic Dörtlü'ye de bir sinerji bekliyorum. Taş Adam'la da kapışıyor arkadaşlar. Taş Adam'la kavga ediyor. Taş Adam'la başa baş gidiyor. Alev Adam Namor'a yardım ediyor arkadaşlar. Namor bu bazı olaylardan sonra 2. Dünya Savaşı'ndaki olaylardan sonra işte kendini bir anda New York sokaklarında yerde buluyor ve tabii ki gücünü kaybetmiş halde oluyor. Alev Adam geliyor. Bunu hem kurtarıyor hem iyileştiriyor vesaire falan arkadaşlar. Aynı zamanda mutantlarla da bağı çok fazla var. Şöyle söyleyeyim. Magneto ee, X-Men'e karşı kapışırken arkadaşlar Namor'u kendi ordusuna katmak istiyor. Namor bu arada inanılmaz güçlü arkadaşlar. Çok fazla kuvvetli bir karakter. Yani 4 4'lü tek başına durduramıyor. Hatta yenilmezlerle karşı bile kapışıyor arkadaşlar. Hatta ve hatta Sentry ile bile kapışıyor. Tabi Sentry'yi siz e, bu şampiyonat turnuvasındaki gibi düşünmeyin arkadaşlar. Çünkü gerçek Sentry 1 milyon güneş patlaması gücündeki inanılmaz güçlü. Yani... Ee, şöyle söyleyeyim, Savaş Tanrısı Ares'i ortadan iki yetek harekette bölen bir sentri var gerçekte. Tabi oyunda biraz daha düşük halde olmuş. Çok fazla e, buff yemesine rağmen hala gerçek sentriye ulaşamamıştır bu arada arkadaşlar. Yani Namor sentriye de kafa tutuyor. Kapışıyorlar tabii ki kazanamıyor arkadaşlar çünkü sentri inanılmaz güçlü. Dediğim gibi bir Savaş Tanrısı yenen bir karakter. Bayağı güçlü, oldukça da hızlı bir karakter arkadaşlar. Onun dışında dediğim gibi X-Men'lerle sinerjisi olmasını bekliyorum. Hatta Magneto arkadaşlar ölmek üzereyken Magneto'yu Atlantis'e götürüyor ve burada iyileştiriyor. Tabii daha sonra Avengers'a karşı kapıştı gibi Avengers'la beraber de kapışıyor arkadaşlar dediğim gibi. Çok dengesiz bir karakter. Bir nevi Sentry tarzında. Avengers'a yardım etmeye giderken hop Atlantis'e bir geliyor arkadaşlar. Bakıyor ki hop Atlantis'i Magneto <laughs> ele geçirmiş durumda. Tabii ki Magneto'ya yakışır bir hareket oluyor. O kadar da güçlü tabii ki Magneto ama dediğim gibi yani şampiyonlar turnuvası ile kıyaslamayın şampiyonlar turnuvasının kafası güzel arkadaşlar. Neyse devam ediyorum. Daha sonra Atlantis'e geliyor ve Magneto'yu yeniyor arkadaşlar tabii ki sudaki gücü efsane güçlü olduğu için. Tekrar Atlantis'i kurtarıyor. Yani böyle fantastik bir karakter. Dediğimiz gibi fantastik Dörtlü'nün üçüncüsü de Su'ya yani görünmez kadın olarak Gelecek artık en sona da By Fantastic Mr. Fantastic Kalmış olacak arkadaşlar. Dediğim gibi bu kadar güçlü karakter. ikisi de çok güçlü. İkisinin de efsane olmasını bekliyorum. Dediğim gibi Namor mutant olacak arkadaşlar. Da büyük ihtimalle görünmez kadının da normalde kozmik olmasını bekledim ama diğer iki görüm e, fantastik elemanı gibi bilim olma ihtimali oldukça yüksek. Artık oyuna geldikleri zaman göreceğiz ve inşallah nasipse arkadaşlar yine aranadan 5 yıldızlarını alacağız. Sizler bu iki karakter hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncenizi yine videonun altına isterseniz yorum olarak yazabilirsiniz. Bana destek olmak isterseniz de videoları beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar.